F tipi Çete'nin şantaj siteleri üzerinden Genelkurmay'ın 200 Türk Silahlı Kuvvetleri personelini istifaya zorladı ortaya çıktı. F tipi Çete adım adım izlediği binlerce TSK personelinin görüntü ve ses kayıtlarını internet siteleri ve sosyal paylaşım ağları üzerinden paylaştı. Hedef gösterdi. Genelkurmay ise şantaj faaliyetinin üzerine gitmek yerine kendi personelini hedef tahtasına oturttu. İşte Genelkurmay'ın alet olduğu F tipi Çete organizasyonu. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini adım adım izlediler, gizlice görüntü ve ses kaydı yaptılar. F tipi çete elde ettiği şantaj malzemelerini kurduğu internet siteleri ve sosyal paylaşım ağları üzerinden yaydı. Farklı adlarla açılan sitelerde subayların eşleri bile takip edildi. Başka bir ülkenin yapması durumunda ajanlık faaliyeti sayılacak bilgiler internet sitelerinde yayınlandı. Pervasızca yürütülen bu şantaj faaliyeti ise yıllarca sürdü. Neredeyse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün birliklerine sızıldı, bilgiler yayınlandı. Tüm bu yayınlara karşın Fethi çetenin şantaj faaliyetine engel olunamadı ya da olunmadı. Genelkurmay ise dikkatini şantaj operasyonuna uğrayan kendi personeline çevirdi. Ard arda soruşturmalar başlattı. Sitelerdeki yayınları ihbar kabul eden Genelkurmay kendi personelini sorguya aldı. Sorgularda F tipi çetenin şantaj sitelerinden elde edilen bilgiler kullanıldı. Birçok subay bu duruma isyan etti ancak istifa etmek zorunda kaldı. Ard arda gelen istifalarsa CHP milletvekili Atilla Kart'ın soru önergesine yansıdı. Kart 200'e yakın TSK personelinin istifaya zorlandığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama istedi. İstifaya zorlanan askerlerin anlatımları ise olayı bütün boyutlarıyla ortaya çıkardı. Genelkurmay Fethi tipi çetenin şantaj girişimine alet olmuştu. Duruma isyan eden TSK personeli istifaya zorlanmalarının tek nedeninin bu sitelerde yayınlanan bilgiler olduğunu belirtti. Genelkurmay'ın soruşturması sürerken Fethi tipi çetenin şantaj siteleri yayına devam ediyor.